Ben hiç haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Gene ikisini aynı anda aramış. Boğaçan kesti böyle bir şey yaptığı için. Böyle bir şaka yaptığı için. Boğaçan bir şey yaptığı için. Mesela ben de sizinle birlikte ona şaka yapar mıyım? Mantık yani mı düşünme? Peki dün Boğaçan ben onun böyle bir şey hak ettiğini düşünmesem ben de sizinle bir olup da bu şakaya dahil olur muyum? Tamam da dün çocuk canlı yayında dedi ya. Hayır. Dün çocuk canlı yayında dedi ya, Mehtap sen kendin demiyor muydun bana? İşte Berker'i istemiyorum, çocuk bana samimiyetsiz geliyor, ondan kurtulmam lazım. Boğaç bana yardım et demişsin sen ona. Şaka olduğunu söyleyen ilk Mehtap'tı burada. O yüzden, burada. Hayır o çocuk o yüzden seninle böyle bir plan şaka yapmış oldun, anladın mı? Hayır, burada Berker'in duyguları ben değersiz Berker'i istemiyorum demedim, bunu ispatlaması lazım. Herkes öyle demişsin. O zaman niye böyle bir şey yaptın? Berker'in duygularını açığa mı çıkartmak için? Kendi doğrumdan şaşmıyorum. Ben burada çoğu şeyi yanlış yapıyormuş gibi gözüktükten bir hafta sonra gerçekten onu niye yaptığım anlaşıldığında kavga evet bak böyle olmuş dediğiniz günler de oldu. Ve bu gene aynı şey olacak. Mehtap gerek senin bak. Bir dakika sen şimdi söyle şaşırtın. Şunun ucunda ne var biliyor musunuz? Evet. Benim buradan en kötü başıma gelecek şey ki ben bunu zaten külfetini minareyi çalan kılıfını hazırlar. Beni eleyin dedim. Ben bu olayın şaka olduğunu söylemeseydim. Deseydim ki bana iftira atıyor deseydim. Hiçbirinizin haberi olmayacaktı. Bu açan bu ortada kalacak. Boğaçan dün açıklamadan önce biz zaten ortada kalacak. Senin yanındaydık, anladın mı? Evet Boğaçan, ne diyeceksin bu duruma? Ne diyeceğim? Öncelikle ben erkekler evinden özür diledim bu oyuna dahil olduğum için. Bir kez de oradan özür dilemek istiyorum tüm gelin adaylarından. Biz kabul etmiyoruz senin özrünü. Tamam, ben özürümü dileyim, üstüme düşeni yapayım da eden arkadaşlarımız olur belki. Vallahi açıkçası Mehtap, böyle bir oyun yaptık ama bunu ilk itiraf eden sen olmadın. Ben burada bazı şeylerin yanlışa gittiğini düşündüğüm zaman ve senin bazı şeylerde çelişkiye düştüğünü görünce direkt geldim zaten burada arkadaşlarımla paylaştım. Çünkü işler sarpa sarıyordu. Benim i̇nsanlar, çelişkiye insanlar, düştüğümü insanlar, nerede gördün? Konuşuyorum, bir dakika izin ver. Çelişkiye düştüğümü insanlar, nerede gördün? İnsanlar burada belki ilişkilerini bozabilirlerdi. Kırmızı oda muhabbetleri yüzünden ben bunları gördüğüm zaman ve senin... Madem bir şeyler hissediyordun sen bu çocuğa, tamam mı? Yemeğe çıktın, yaptığın hareketleri gördük. Buraya geldin, yaptığın hareketleri dedim, gördük. Daha dün eleniyordun, buraya geldin, kahkah gülüyordun, sırıtıyordun. Aynen. Sonra çıktın, evet. Tekrar geri geldin ama ağlamaya başladın. Ne şanslı hani. Ben daha fazla bir şey demeyeceğim yani senin hakkında. İkiniz de bir can. Şimdi sen de yetişkin bir erkek olarak her hadi gel şaka yapalım diyene uymayabilirdin. Bu yakışmaz doğru, bana. Ben kendi hatamı kabul ediyorum. Bunun için de herkesten çok özür diliyorum. Şimdi bir şeyin altını çizeceğim sana söz vermeden önce. Bir lafı var Mehtap'ın. Atlıyorsunuz. İstesem Boğaçan'a iftira atabilirdim diyor. Evet. Ya bu çok ciddi bir şey. Öyle bir şey yok. Erkeklere bir tek tek soralım. Gökhan buyur. Bunun ilk açıklamasını yapan burada Boğaçan. İftira atabilir ama biz burada herkes kendi özgür iradesini söyleyen insanlarız. Ki fikir ayrılığı bizde çok fazla. O sadece söylerdi, konuyu açmazdı. Boğaçan burada durumu anlatırdı ki genç bir adamın böyle bir konuda yalan söyleme ihtimali sıfır. Ki biz bunu düşünebilecek eyvallah insanlarız. Basketball kendi kendini daha kötü duruma sokardı. Yani burada Mehtap'ın yaptığı oyunları geçen sezondan tanıyan vatandaşlar bile diyor ki evet oyun yapıyor, ağlaması yalan diyor. Geçen seneden tanıyan insanlar bile diyor. Adnan ve Semih, bir dakika bir erkekler evini bitireyim. Semih bu senin fikrin mi? Evet Seda Hanım, ben orada da söylemiştim zaten. Mehtap yalandan ağlıyor, samimi değil duyguları. Siz yani oylarken üngür üngür ağladığı zaman. Evet evet evet, genelde tüm adaylarına yapmıştır zaten Mehtap, yapmadı mı? Taştan korkuyorum. Tüm adaylarına yapmıştır. Elenenler de diyor, elenen. Kullandığı şey göz kaç tane oldu ki benim adaylarım tüm elenen? Korkuyorum. Ya onu da boşver. Bu sene bile Aykut'a yapmadın mı aynısını? Tüm adaylarını aynı şekilde yapmadın mı? Benim zaten senin evden elenen adaylarımı kastediyorsun. Evet, elenen adayları. Evden elenen. Kadın veya erkek. Seda Hanım adayım eleniyor. Senin adayın sen elenirken ağlamıyorsa, benim adayım elenirken ağlıyorsan bu ayıp i̇şte mı? İşte sende oturmuyor Mehtap. Sahte duruyor. Benim adayım elenirken ağlamamın nesi abi? Mehtap. İki kişi konuşuyoruz. İstemediğim adam, istemediğim adam diyorsun. Bir dakika, bir dakika. Bir bırakın Mehtap. Uzun süre sustu. 2VTR'dir. Aynen konuşsun. Kendini bir savunsun. Seda Hanım birincisi benim adayımın. Evet ben bunu baştan beridir söylüyorum. Geçen sezondan beri benim adaylarım elenirken ağlarım. Çünkü değer verdiğim insanlar gidiyor. Adaylarımın dışında değer verdiğim insanlar giderken de ağlamışımdır. Evet. Arkadaşlarıma bile. Evet. Çünkü değer veriyorum. Hatta küs olduklarına ağladığını biliyorum. O zaman ben Mehtap şimdi. Seda Hanım bir şey söylemek ya istiyorum. Ya bir sus! Burada bir şey hata giderken sen bir kere ağlamadın. O bir kere Allah yanına Allah gitmedi. Zorla bir yere getirttirdik. Bu sahte değil de ben samimi oldum insanlar, sevdiğim insanlar giderken mi sahteyim? Yerme gereğinde bulunuyorsun. Mehtap şurada bir bulanıklık var. Kim kimden böyle bir şey talep etti? Gel bir oyun yapalım bu evde. Seda gel abla, bir karıştıralım ortalığı.
Benden Boğaç böyle bir şey talep etti. Şöyle bir şey varsa ama o gün de Boğaç da diyor ki Mehtap bana telefon açtı. Hayır, bir şey şurayı anlatayım. Telefondan önceki durum var. Bu şaka ne zaman konuşuldu ki? Biz burada bir ara vermiştik Seda abla ve ben çok daralmıştım geçen hafta. Ve ben Boğaç'a gitmek istiyorum. Her şeyi gözümden çıkardım dedim. Her şeyi gözümden çıkardım dedim. İlk Berker'in de o zaman biliyorsunuz ilk haftalar beşi bir yerde ile falan gelince samimiyetine inanmıyordum. Hatta Serap'ın ismini verdiğinde de samimiyetsiz falan görmüştüm. Boğaç'la da bu konuda konuştuk. Boğaç da dedi ki madem her şeyi gözden çıkarttın ben de dedi ben sana aday olayım dedi sen gitmeden. Hani ben istiyorum ya gitmek her şeyi gözden çıkardığım için bir kendimi göstereyim dedi. Bir Berker'in de bu arada samimiyetsizliğini göstermiş oluruz dedi. Yani bildiğin bunu bana Boğaç'la geldi. Ben bunu planlamadım. Boğaç bunu bana teklif etti. Ben de dedim ki ne yaparsan yap ben zaten her şeyi gözden çıkardım. Berker'i de samimiyetsiz görüyorum dedim. Ondan sonra olanlar kendi bu geçen hafta finalden sonra mı oluyor konuşma? Finalden önce konuşmuştum. Bak finalden sonra olsa daha çok hayır. İnanırım. Çünkü finalde Berker'le Boğaç bir gerildi ya. Ama niye finalden önce olması... Kişi kendinden bilir işi Seda Hanım. Vallahi billahi Mehtap. Kişi, finalden önce kişi, oldu. Kişi kendinden bilir işi. O bana bir, böyle bir teklifle sen geldi Berker. Samimiyetsizsen karşındaki insana da samimiyetsizce yaklaşırsın. Sen doğru insansan tamam, karşındaki Berker. İnsana da dürüstçe tamam, yaklaşırsın. Ben, biz seninle romantik yemeğe gidene kadar o günden sonra galadan sonra hiç görüşmedik değil mi? Çünkü ara... Pazartesi sabahı biz bir araya geldik farkındaysan. Ve ben o sabah çok ağlamıştım. Yüzümde makyaj da yok, çekimde görülür. Ya. Yoldayken Berker'le tartıştım. Neden biliyor musunuz? Berker dedim hafta sonu bu kişinin evde kalması gerekiyordu resmini beğenmişsin. Bu kişiye burada kalmaması gerektiği tamam, halde ama nereden vermişsin. Nereye? Biz başka bir şey söylüyoruz. Ama Berker şunu anlatmaya çalışıyoruz. Samimiyetsiz olduğum yerleri söylüyorum. Zaten iftira konusu orada. Biz yemeğe gittiğimizde de sana iftira konusu o değil. Sen dedin ki bu açanı yalanlardım. Herkes de inanırdı. Nasıl kanıtlayacaklar? Bunu Berker'e de söyledim. Ben buradan gitmeyi göze aldım Berker. Benle boşuna başlama dedim. Ben zaten burada çok daraldım. Gitmeyi göze aldım dedim mi demedim mi Berker? Ya biz olamayız şimdi, demedim mi? Şimdi çünkü daralım var. Konu, çekemiyorum konu, demedim mi Berker? Konu. Şimdi de oluruz diyorsun Mehtap. Demedim mi Berker? Ama şimdi de... Ama ben sana gene şimdi bir hak verdim demiyorum bak. Senin ismini dün vermedim. Duygularım var aşığım. Tamam. Ama bir konuştuğumda aşık olmayız ben. Bu evden korkuyorum. Peki şimdi ne diyorsun? Seda abla ben bu evden gideceğimizi son dakikaya kadar anlamadım. Set arkasında da benim kalbini kırdığım insanlar var. Ve bizim gideceğimiz artık dışarıdayız. Gerçekten erkekler evine girdik çıktık hiç umursamıyordum. Gitmeyi hiç umursamıyordum. Çünkü burada Berker'e karşı olan hislerimi hiçbir şekilde açıklamadım. Yarım gittiğimi kimse görmeyecekti zaten. Ekran arkasında buradaki buranın dışında da samimiyetin kavga ettiğim insanlar bana gelince o anki hani geldi benle vedalaştı inanamadım hani dışarısında bana, vedalaştığım insanlar bana gelince şu anlattığın her şey böyle çok uzatılmış bir hikaye gibi geliyor. Neredeyse çocukluğuna inelim falan diyeceğim. Çıktıktan sonra kavgalı olduğum insan da bana gelip sarılınca gideceğimi o zaman idrak ettim ve kulağına dedim ki abla lütfen Berker'i dışarı çıkar son bir kere göreyim. Öyle gideyim dedim. Bunu bak bunları bu oyunları, yalanları, dolanları planlamadan önce düşünecektin. Sana 40 defa söyledim. Bana yanlış yaptın. Bak bana bir hata yaptın. Bu saatten sonra seninle aynı gökyüzünde nefes bile almak istemiyorum. Ama tamam. Aynı gökyüzü altında ve aynı çatı altındayız hala. Sana şunu söylüyorum. Gökyüzüne karışmayın. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Yeter ki sen kısmetse olur, kısmetse olur.